Aslında çok, yani bizim açımızdan çok baskıcı bir şey, bir kavram olmadı aşiret kavramı. Çünkü hakikaten öyle dandik televizyon dizilerinde anlatıldığı gibi değil tabii ki. Biz de yani daha çok zor günlerde, hani kötü günlerde aşiret biraz daha ön plana çıkıyor. İşte bir yas olur, bir düğün olur, ya bir şey, işte bir halledilmesi gereken bir problem varsa eğer, işte anne baba arasında ya da çocuklar arasında, akrabalar arasında, böyle konularda daha fazla, daha baskındır aşiret. Ama bizim hayatımızda babamın da etkisiyle çok da fazla yaşadığımı söyleyemem. Benim işte baba, annemin annesi de Ermeni. Onların hikayesi de çok trajik. Hatta bir ablamın adı, daha önce de söylemiştim zaten, ablamın adı Hangül'dür. Asıl şeyi Hangul diye geçer. Ermenice bir isimdir. Onun hikayesi de işte, yanılmıyorsam babamın bir teyzesi, bizimkilerin eline düştükten sonra yine baba tarafından bir akrabamızla evlendiriliyor, ama çok iyi hatırlamıyorum. O da çok ağlıyor, çok üzülüyor. Gözleri kör oluyor daha sonra, çok ağlamaktan, üzüntüden. Ama hep söz ederler, hep şey derler. Ablam ilk doğduğunda onu kucağına alıyor. Yüzüne şöyle bir dokunuyor. O diyor işte, ona benzeyecek diyor. Bu şey var ya, babamın teyzesi çocuklarıyla birlikte uçurumdan aşağıya atlayan, ona benzeyecek diyor. Yani ona benziyor diyor ve ismi bu olsun diyor. Babam da tamam diyor. İsmini işte Hangül koyuyorlar ve büyüdükçe hakikaten ona benzediği de söylenir yani. Gerçekten de benziyormuş, yüzü, saçları falan benziyormuş. İlginç yani. Ermeniler hakkında çok fazla şey söylenirdi. Benim çıkardığım hani birkaç şey var. Kürtler, biz çok benziyoruz onlara bir kere. Çok çok benziyoruz. Özellikle bizim ailede de bunu görüyorum. El sanatlarına olan yatkınlıkları, yemek kültürü, yaşam tarzları. Bizden çok daha çalışkanlar. Kürtlerden çok daha çalışkan bir yapıları var. Ama yaşam tarzlarımız az çok birbirine benziyor. Yani bizimkiler biraz daha kaba kuvvet gerektiren işler. Tarla, bağ, bahçe gibi işlerde çalışırken onlar çok daha farklı, çok daha hem getirisi iyi olan, hem de herkesin yapamayacağı işlerle uğraşan insanlarmış. Hani hep biz romanlarda okuruz ya da filmlerde falan, senaryolarda izleriz, ama hakikaten öyle bir hayat. Kalabalık ve mutlu. Yani tek bir cümleyle özetlemek gerekirse kalabalık ve mutlu. Kocaman bir bahçe. Gerçi şimdi gidip baktığım zaman küçücük bir bahçe. Hani diyorum ki, biz burada diyorum saklambaç oynardık. Saatlerce birbirimizi arar bulamazdık. Bu küçücük bahçede mi ya diyorum. Ya da biz bu küçücük evde mi yaşamışız diyorum. Zaten hani baba yapmasa, anne yapmasa, nine var, dede var, halalar var. Ninem mesela bizi toplardı öyle. Hamur yoğururdu, peynir, işte maydanoz, soğan falan bir şeyler getirirdi. Hemen 2 dakikada taş vardı böyle, o taşı şeyin üstüne koyar, ateşin üstüne koyar, hemen orada gözleme yapar, verirdi bize. Yani hiç unutamadığım böyle çok çok güzel şeyler. Hani belki bütün servetinizi verseniz alamayacağınız kadar güzel şeyler. Mutlu yani, bir yere kadar çok güzel, mutlu, saf. Hani en büyük sorunun hatırlamıyorum bile yani, o şey döneme kadar sorunu yoktu. Birdenbire hayat değişiyor. Değişimden söz ederken aklıma ilk gelen şey, çok hani benim için çok yaralayıcı bir şey. Çocuktum, evet, ben 6 yaşındaydım o zaman. 6 ya da 7, çünkü biz ayrıldığımız sene ben 8 yaşındaydım. Aşağıya indim ben. Kuzenimin
pantolonu için mi, ütü için mi, öyle bir şey için aşağıya indim. İkinci kata indim. Ama hani normalde de biz öyle çok zaten hava karardıktan sonra o olaylar başladığında hiç kimse dışarı çıkamıyordu. Kendiliğinden bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şey. Ki normalde Silvan'da kadınlar, kızlar gece yarılarına kadar erkeklerle kol kola çay bahçelerinde, caddelerde tur atarlardı yani. Çok öyle baskıcı, tutucu, hiç ilgisi bile yok. O kadar şeydi ki, rahat bir yerdi ki. Yani biz o zaman da ablalarım böyle giyinirdi. Ben de şimdi böyle giyiniyorum. Pantolonuymuş işte. Televizyondan moda takip edilirdi. Saçlar, başlar, ojeler, makyajlar. Ve hiçbir zaman yadırganmazdı. Yani bir doğum günü partilerinin fotoğrafları var mesela ablamların falan. Ben 20 yıl öncesinden söz ediyorum. Bira şişeleri, pastalar, meyveler, işte ağızlarda pürolar, pipolar, işte Camel falan içiyorlar. Öyle sigaralar kaliteli falan. Giyim yine öyle marka giyiniyor. İşte saçlar başlar modaya uygun. Gayet şey, refah seviyesi yüksek ve sosyokültürel alanda da oldukça ileri düzeyde olduğunu düşünüyorum. İndim, pantolon almaya inmiştim. Sanırım ütülensin diye, hani üç ev oturuyoruz ama öyle kim nerede, hani eşyalarımız falan bellidir ama kim nerede hiç belli olmaz. Mesela büyükler üst kattaysa gece, biz evin çocukları ikinci kata inerdik. Otururduk, 10-15 tane çocuk birlikte kitap okurduk. Ya da işte oyun oynardık. Böyle bir kendiliğinden gelişen bir şey vardı. Sürekli üç daire arasında bir hareketlilik vardı. Aşağı indim, pantolonu aldım. Elimde şöyle tutuyorum. Girdim. Ya girişimi hatırlamıyorum gerçi. Bir ses geldi sadece. Bir patlama sesi geldi. Sonra kapı açıldı. Beni tutup içeriye çektiler. Amcam ya da babam, ikisinden biri. Ateş etmişler, üstelik yani kafama nişan almışlar. Çünkü kapının üstünde hani kar, yağmur falan yağdığında şey niyetli bir tenteler olur ya, onun gibi bir saç parçası monte edilmiş. Kurşun o saç parçasını delip geçmişti. Yani tamamıyla şey, hani korkutmak amaçlı ya da başka bir şey değil. Tamamıyla nişan alınmış. Kafaya direkt ateş edilmiş ama sıyırmış yani, çünkü üstteki saca değmiş, onu delip geçmiş yani. Onu hatırlıyorum. Sonra içeri geçtim. Sonrasını da hatırlamıyorum. Hatta bir gece yine biz aşağıda yatıyoruz, kanepede yatamıyoruz, cama daha yakın olduğu için ateş ettiler yine. Kurşun şu televizyonun etrafındaki plastik var ya, tüplü televizyonlar vardı o zaman. Onun hemen köşesini deldi. Yani ayakta biri olsa ona denk gelecek. Zaten o amaçla ateş ediliyor. O televizyonu yıllarca sakladık hatta. Hep hani insanlar sorsun dedik. Nasıl oldu da bu televizyon böyle oldu dedikleri zaman biz de bunu anlatalım. Unutmayalım ve unutturmayalım. Yani bir yandan unutmak istiyorsunuz ama bir yandan da hani bu kadar şey yaşadıktan sonra hani birileri bilsin, görsün, duysun, çözüm olmayacak, olmadı da zaten ama yani kafamdaki birçok şeyin şekillenmesine o olaylar neden oldu. İyi yanı kötü yani, çok uzun süreler tek başıma yatamadım. Hiçbir odada. Geçen seneye kadar. Öyle söyleyeyim. 1-2 sene öncesine kadar tek başıma uyuyamadım. Karanlıkta uyuyamadım. Tuhaf yani, akşamüstleri yine daha önce söylemiştim, benim için kabus. Son birkaç yıldır bunu atlattım. Yani atlattım dediğim aslında şey, biraz
Hani alışıyorsunuz belki de, bilmiyorum. Her akşamüstü insanlar öldürüldüğü için 2 sene boyunca her gün bir kişi, iki kişi. Artık akşamüstü olmasını istemiyorum. Ya gece olsun, ya gündüz olsun. Yani ya da gece olsun. Gece biraz dinerdi. Gece biraz sakinleşirdi ortalık. Ama gündüzler kabustu yani. O birkaç sene gerçekten kabustu bizim için. Sonra biz işte Antalya'ya taşındık. Antalya'da da ilk birkaç ay çok çok sıkıntılı geçti bizim için. Kürt olduğumuz için zaten ev vermediler. Böyle kıytırık bir eve taşındık. O kadar berbat ki Antalya'nın yerlileri mi neydi ya, onlara bir isim, Yörük'tü herhalde ev sahibi. Onlara göre çok lüks tabii. Ama bize göre yani tuvaletin doğru düzgün bir kapısı yok. Mutfakta tuvalet neredeyse iç içe. Banyo yine öyle iç içe. Berbat bir yer yani. Ve 2 oda bir salon. Küçücük bir ev. Zar zor orayı bulabilmiş bizimkiler. Oraya gittik biz. Annem hiç eşyalarını açmadı. Sadece birkaç tabak çanak. Ve şey öyle üstünde yatabileceğimiz, üstümüze örtebileceğimiz yorgan, battaniye falan. Hani emanet gibiydi her şey. Bir an önce gidelim bitsin diye. Yaşam tarzımız da oraya göre şekillenmeye başlamış. Abimle şort giyiyoruz falan böyle. Buraya geldik. Abim şortla, ben kısa etekle bakkala indik. Herkes böyle baktı yani. Şok oldular. Biz de artık zamanla yani toparlanmaya başladık, öyle diyeyim, mecburen. Evin içinde falan şort giyiyoruz ama dışarıda, burada henüz şort giymek gibi bir şeyim olmadı. Hala o Antalya'ya falan gittiğimizde rahat şey yaparız ama hani bir yerde artık yaşadığınız yere uygun davranmak hem sizin için hem insanları rahatsız etmemek için çok daha mantıklı. Her şey filtresizdi ya o zaman. Hani İnsanlar gelirdi bizim evimize, misafirler gelirdi. Neden geldiklerini düşünmezdik o zaman. Gelirlerdi sadece. Birlikte yer içer kalırdık. Her gün misafir vardı zaten istisnasız. Akrabaların çocukları işte köyden oradan buradan gelirdi. Biz de bütün sene boyunca okurdu. Sonra yazın geri dönerdi, giderdi köyüne falan. Hiçbir zaman düşünmezdik işte. Yolu oraya düşen herkes gelirdi evimize. Neden geldiğini de hiç düşünmezdik hani. Gelmişti. Ama şimdi kapımızı biri çaldığı zaman illaki bekliyoruz. Bir nedeni var. Yani nedensiz değil. Hani akrabalar için bunu söylemiyorum ama bazen onlar için bile olsa, çoğu zaman işte aile dostları ya da işte ötekiler falan. Bu hep geliyor aklımıza yani. Neden geldiler? Biz istedikleri bir şey var ya da nasıl söyleyeyim, bir düşünceleri, bir şeyleri var. İşte o zamanlar belki de o ilişkiler hani kaldı bende. Belki de onun etkisi, hani biraz daha hala duygularımın var olması belki ondan kaynaklıdır.